Uluslararası Kukla Festivali bu yılda dopdolu ve rengarenk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı'nın desteğiyle festival kapsamında karagöz gösterilerinden film gösterimlerine, atölye ve söyleşilere kadar birçok farklı etkinlik sanatseverlerle buluşuyor. Bu yıl hem çocuklara hem büyüklere 8 ülkeden 15 oyunumuz var. İtalya'dan Solo diye Walter Brogini'nin getirdiği, oynadığı bir oyunumuz var. Çok özel bir oyun. Onu iki kez burada oynayacak sanatçı. Onun dışında Portekiz'den bir oyun var. O da yine büyüklere ve çocuklara hitap eden çok özel bir oyun. Özbekistan'dan bir oyun var. Daha çok çocuklara hitap ettiğini düşünüyoruz. Akbank Sanat'ta izleyiciyle buluşacak. Ayrıca Slovenya'dan çok özel, yine biraz büyüklere hitap ettiğini düşündüğümüz çok ilginç parmak kuklası tarzında bir oyun var. Tabii ki Cengiz Özey'in karagöz gösterileri olacak. Bunun dışında biliyorsunuz ki burada tabii ki çok güzel bir sergimiz var. Bu sergi salonunda aynı zamanda film gösterimleri de olacak, atölyeler de olacak. Atölyeler hem çocuklara yönelik atölyeler ayrı ayrı, hem de büyüklere yönelik karagöz yapım atölyeleri var. Bu özellikle herkesin ilgisini çekecektir diye düşünüyorum. Bizim milli kuklamız, hepimizin çok yakından tanıdığı karagöz sanatımız. Özellikle Cumhuriyet'le birlikte İstanbul folkloru olan karagöz, başına Türk kelimesi getirilerek bütün Türkiye'nin kuklası yapılmıştır. Geleneksel Türk gölge tiyatrosu diye anılmaya başlamıştır. İşte bu çağdaşımız karagöz sergisi aslında Cumhuriyet'e bir armağan. Sergide Karagöz'ün Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde küçük dar bir alana sıkışmadığını göreceksiniz baktığınızda figürlere. Günümüzde bir karagöz sanatı nasıl devam ediyor? Devam etmeli mi? Evet, etmeli sorusuna ve dileklerine cevap veren bir sergidir bu. Özellikle bu sergi için hazırladığımız bir şey var. Ulu Önder Atatürk'ü bir geyiğin üstüne binmiş uçarken görüyoruz. Bildiğiniz gibi geyik Türk kültüründe oldukça önemli, Türk mitolojisinde oldukça önemli bir motif. Çünkü geyik bilgeliği gösteriyor ve önder olan kişiyi temsil ediyor. Ve bu temsili hayvanla liderimizin uçuyor olması da ayrı bir anlam taşıyor. Çünkü bütün öğreticiler, şamanlar bir geyiğe binip gökyüzüne uçar, bize bir şeyler söylerlerdi. İşte burada da bunu betimlemek istedim. Bu yol göstericiliğine geyiğin Atatürk'le birlikte benim yaş grubum deyip, sizlerin belki farklıdır ama bizim açımızdan şöyle bir önemi var. Geleneksel olarak bu aslında Türk toplumunda belki tiyatroya dair ilk adım. Ve bunu Sultanahmet'te yapmak şu anlamda, bunu biz dünyaya anlatmamız gerekiyor. Dünyayı anlatmak için de en doğru yer burası. O yüzden biz önemsiyoruz Kukla Festivali'ni. Yıllarca biz yabancı gazetecileri aslında bu kukla gösterisini seyretmek için ilgili yerlere götürmeye çalışırken şimdi insanların ayağına getirdik. O yüzden çok önemli bizim için. ...25. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali 5 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek.